Herkese merhaba, benzemişiz blog'dan Simay. Şimdi öncelikle Lopopen kurulum videosuyla başlamıştım. Tarihsiz planlayıcısının içinde. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela bu defterler elime geçtiğinde hemen böyle bir kutu açılımı yaptım. İşte defterlerin içine baktım. Bakarken bir yandan videoya çektim falandır filandır. Ama benim için biliyorsunuz içine yazma kısmı çok daha fazla heyecanlı olduğu için ilk başta o videoyu paylaşmıştım. Ama bunu da madem çektim hem o ilk videonun arkasından da soranlar oldu bunlar nedeni değildi diye hemen bu videoyu da paylaşayım istedim. Evet, öncelikle kutunun içinden böyle bir minnoş teşekkür kartı çıkıyor. Bu arada Seli geldi. Hello. Tabii ki müfettiş olduğu için yeni ürünlere bakmak için hemen damlar gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi paketi açıyoruz hep beraber. En heyecanlı kısımlarından birisi için. İşin. İçin kim? İşin. Evet. Not defteri. Bu tatlış mint yeşilde defter, notebook. Ve zimnişiz planlamalarımı yapmaya başladığım ve şu an için yapmaya devam ettiğim ki kullanmaya devam edeceğimi hissediyorum vallahi. Master plan, tarihsiz planlayıcı. Evet. Seli kokluyor. Bir bakıyor. Kullanılabilir mi, kullanılamaz mı? Tamam ya, kullan deyip öbür tarafa geçti şimdi. Ama takılmaya devam ediyor. Evet. Takılması olmaz. Şimdi bu minik not defteriyle açmaya başlıyoruz. Yani kudelileri bile çok tatlı. Vıcık diye açılıyor valla. Şu an ben bunu açarken Seli diğer defterleri kontrol ediyor. Hiç merak etmeyin, onun onayından da geçiyor. Hepsinin üstünde böyle çok tatlı notlar geliyor. Bu mesela 144 yaprak. Bu not defteri ve noktalı. Bu arada gördüğünüz gibi benim defterlerimin üstünde zim yazıyor. Böyle parlak bir şekilde. Ben Simay yerine zim yazmayı tercih ettim. Çünkü yani çoğu arkadaşım arasında takma adım o. Ve blogumun adı da zaten Zimnişiz. Yani şu ana kadar böyle sosyal medyada ne yapıyorsam, İş dışında daha doğrusu günlük işim dışında ne yapıyorsam hep bir zim kelimesi üstünden ilerledim. O yüzden ben zim yazılmasını istedim. Yanlış hatırlamıyorsam 7 karaktere kadar istediğinizi yazdırabiliyordunuz. Ama şu an çok emin olmadığım için bence bir web sitesinden bakın doğru mu değil mi? Evet, bu notebook diye geçen noktalı defteri Lopapen'in. Sizi bilmiyorum da benim yani favorim noktalı defterler açıkçası. Kimisi çizgili sever, kimisi hiçbir şeysiz sever, kimisi kareli sever vesaire. Kareliye karşı da boş değilim son zamanlarda ama eskiden beri favorim noktalı defter. O yüzden canım noktalar. Zaten puantiyeleri de çok severim biliyorsunuz. Noktalı şeylerde bir zaafım var sanırım. Ki Harry Styles'ın puantiyeli pantolonları ve tişörtlerinin aynı olmak üzere her videoda onun ismini geçirmezsem olmaz biliyorsunuz. Olmaz yani. Bu arada Lopopen'in logosu da kalp. Böyle defterlerinin yanında minik kalp vardı. Şimdi ayracın ucuna da bu kalbi koymuşlar. O da çok tatlı olmuş. Tam böyle cuk diye oturuyor oraya. Ve kenarından da çok fazla sarkmıyor biliyor musunuz? Yani böyle defterin kalınlığını geçmediği için oraya buraya takılmıyor da. O da çok hoşuma gitti. Evet. Bunlar da web sitesinden aldığım diğer renk seçenekleri. Benimki yeşil ama çok fazla işte kiremit rengi, siyah, pembe ki bu kırmızı da efsane. Renkleri var ve bir notebookların üstünde böyle minik minik kalpler olanları da var. Bunlar da inanılmaz tatlı. Hatta yine ismini geçireceğim. Harry Styles'ın tişörtlerine benziyor vallahi bilmiyorum yani. O yüzden web sitesine bir göz atın dedim. Aşağıda da linkini bırakacağım zaten. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz tabii ki. Evet, Seli gözetiminde. Şimdi de sıra tarihsiz planlayıcısı olan master planı incelemeye geldi. Yani defter de güzel, not defteri de güzel. Evet şimdi hani onları böyle ezmiş küçümsemiş olmayayım. Ama yani şimdi burada planlayıcı varken en heyecanlısı bu tabii yani. Evet, 12 aylık
tarihsiz, planlayıcı. Bunun üstünde yine diğerlerine benzer notlar, minnoş şeyler var. Yanları böyle altın rengi mi oluyor bu? Altın rengi. Bir de ben mesela simdir vesaire dedi böyle parlayan şeyleri çok severim. Böyle resmen ışığa yapışan böcek gibi laps diye yapışıyorum onlara. Ama özellikle bu altın ve gümüş renkleri söz konusu olduğunda böyle çok fazla her yer öyle olunca, böyle abartılınca benim inanılmaz gözümü yoruyor. Ve biraz da kıl geliyor bana açıkçası. Ama yani Lopopen bunu gördüğünüz gibi inanılmaz kıvamında yapmış. Yani sayfaların içindekiler olsun, defterlerin üstündekiler olsun böyle üstünüze gelip boğmuyor sizi. Sadece böyle hoş ayrıntılar katıyor. Hatta bu zim yazılarını gördükten sonra da ben hiçbir zaman böyle ne bileyim işte bir şey ısmarlarken öyle bir şans veriyorlar ya işte üstüne isminizi yazalım, initiallarınızı koyalım vesaire vesaire. Ben şimdiye kadar hiç öyle şeyler tercih etmemiştim ama bunu da çok hoşuma gitti. Ay bir dakika dur. Görüntüleri atladım bunu da anlatırken. Evet, aylık görünüm böyle. Sonra takvim geliyor. Bu arada odaları atladım yanlışlıkla. Başka bir şeyden bıdı bıdı ederken ama. İlk başta yıllık görünümünüz var. Hedefleriniz ve onlara karşı alabileceğiniz aksiyonlar. Sonra istek listeniz var. Sonra yıllık değerlendirmeniz var. Sonra aylığa geçiyor. Aylık sayfalarda böyle en son notlar sayfasıyla bitiyor. Yine her ay için o ay neye odaklanıyorsunuz? En önemli almanız gereken aksiyonlar neler, yapmanız gerekenler neler ve nereden ilham aldığınıza dair farklı kutucuklar koymuşlar aylığın başına. Bunlar da baya böyle şey, Hobonichi'ninkine benzer ama çakma değil tabii ki. Hobonichi'ninkine benzer horizontal haftalık görüntü var. Her gün için yukarıdan aşağı yazabiliyorsunuz ne istediğinizi. Sonra her çeyreğin sonunda da yine hedefleriniz ve nasıl ilerlediğinize dair değerlendirme yapabileceğiniz sayfalar var. Ya ben bunları yapmaya çoğu zaman üşeniyorum ama şunun da farkındayım. Eğer gerçekten biraz zaman ayırıp oturup yapsam işte çeyrek bazında değerlendirme, yarı yıl bazında değerlendirme. Büyük bir ihtimalle işte bunları müşterilerimiz için çok fazla yapmamız gerektiğinden oturup kendime yapmaya üşeniyorum ve sabrım yetmiyor. Ama aslında onları yapsam önümü daha rahat görürüm. Ondan sonra yani hani bir yerden sonra ne yapmam gerekiyor onları daha rahat belirlerim vesaire vesaire. Bu sene bir denemeler senesi gibi oldu bakalım deneyeceğiz. Yine defterin en sonunda da notlar sayfası var. Bunları da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ve kalem testi yapmak için de 1, 2, 3, 4, 5, 6, doğru saydıysam 6 sayfa ayırmışlar. O yüzden 12 ay boyunca bir yandan defterinizi kullanırken bir yandan da bu sayfaları değerlendirerek hangi kaleminiz nasıl yazacak ona bakabilirsiniz. Bir de tarihsiz planlayıcı olduğu için tarih atmaya üşenenlere, rakam yazmaya üşenenlere yardım için böyle minnoş stickerlar yapmışlar. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Dediğim gibi bundaki kurulum videomu Zimlicious içerik planlayıcısı yapmıştım. Aa, bu arada bunun renkleri de böyle. Evet Simay çok hızlı anlatıp şimdi bir şeyleri atlama. Bunun da yine aynı notebook'a benzer renkleri var. Dilediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ne diyordum? Ha, dediğim gibi bunu da Zimlicious içerik planlayıcısı yapıp kurulum videomu yapmıştım. Onu yukarıdaki kartlara koyacağım ve aşağıda linkleyeceğim. Nasıl kullandım, ne yaptım görebilirsiniz ve bundan sonra da kullanmaya devam ettikçe sayfalarımın tabii ki bitmiş hallerini de paylaşacağım. Çünkü biliyorsunuz benim için o çok önemli. Herkes kurulum yapıyor, sonra oturup içine yazan çok az var. O yüzden neyi nasıl yazıyorum, nasıl kullanıyorum, işte ikinci haftada neyi değiştirdim, ne yaptım, bana ne yaradı, ne oldu ilham almanız için onları da sizinle birlikte paylaşacağım. Şimdi minik not defterinde bir kağıtları test edelim dedim. O yüzden şu an hali hazırda mürekkepli olan dolma kalemlerimle ve sık kullandığım farklı jel kalemler vesairelerle buraya kalem testi yapacağım. Bir süre sizi müzikle baş başa bırakıyorum. Buradaki kalemlerim, dolma kalemlerim hangileri, içlerinde hangi mürekkepler var soranlar olacak ondan eminim. O yüzden bu en son mürekkepli kalemler videomdaki kalemler bunlar. Onun linkini de aşağı bırakacağım. Şimdi ben kağıda, bu minnoş kağıda yazarken sizi bir süreliğine, ay nasıl konuşamadım, bir süreliğine müzikle baş başa bırakıyorum. Müzik
Yo sé que tú estás buscando esa tierra de los sueños, ese reino de los cielos, el Olimpo de los dioses. Desde el otoño Lengai a la cumbre del Kailash o la cima del Shasta y el cenit del monte Fuji. Sé que tú atraviesas ríos, los mares y océanos. Yo sé que estás conmovido por la rosa de los vientos. Que en ti laten interiores, combustiones de mis soles, titán como Prometeo, danos fuegos celestiales. Profundo como los reinos abisales de Neptuno, sé que tú eres como Psique, reanimada por Cupido. Sé que albergas la piedad de una virgen sacrosanta. Eres como el ave fénix, siempre vuelves a vivir. Yo sé que tú estás buscando esa tierra de los sueños, ese reino de los cielos, el Olimpo de los dioses. Desde el otoño Lengai a la cumbre del Kailash o la cima del Shasta y el cenit del monte Fuji. Tienes manto de rubí, un aliento de cristal, mar de lápiz lazuli, haz de aureos vectores. Sé que blanca es tu bandera, sé que roja es tu pasión, sé que traes la primavera tan florida a revivir. Sé que tú eres corazón, porque haces de mediador entre mente y hacedor, quieres reconciliación. Yo te veo como Brahma, como Shiva y como Vishnu, entre el cero e infinito, singular universo. Evet ve yine bu not defterinin renk seçenekleri de böyle. Gördüğünüz gibi inanılmaz tatlış hepsi. Bu arada set opsiyonları da var. Onlara da göz atabilirsiniz. Dediğim gibi sitenin, Lopapen'in sitesinin linkini aşağıya bırakacağım. Onu da göz atabilirsiniz. Ve evet, kalem testinden sonra sayfanın doğru tarafından görünümümüz böyle. Şimdi koparıyorum. Hemen arkasına da bakalım. Arkası da böyle, gayet iyi bir performans. Özellikle Türkiye'de bulduğumuz defterleri kıyasla gayet iyi bir performans. Ve videoyu bitirmeden de şunu söyleyeyim. Bu defterler dolma kalem uyumlu arkadaşlar. Dolma kalemlerinizle birlikte gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kanala abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi, like atmayı, alarmları açmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.